Selamlar arkadaşlar. Bu eğitim videosu içerisinde daha evvelden STDC konseptinden, STDC'nin ne demek olduğundan ve yeni nesil IT networklerinin STDC'nin katkısından bahsetmiştik. Software Defined Data Center konsepti içerisinde sunucu sanallaştırma, storage sanallaştırma, uygulama sanallaştırma gibi bir takım sanallaştırma platformları detaya yer alıyor. Bunların hepsi zaten uzunca bir süredir gerçekleştiriliyordu. Artık yeni konseptle birlikte data center içindeki tüm komponentleri sanallaştırabilir hale geldik. Yani tek eksik burada görünen network sanallaştırmaydı. O da VMware'in NSX ürünüyle birlikte artık çözüme kavuştu. VMware'in NSX ürünüyle ilgili detaylı bir seriye başlıyor ve devam ediyor olacağız. NSX ürününün yeteneklerinden ve NSX ürününü kurucel ve temel yeteneklerini uygulama olarak göstereceğiz. Bu seri içinde önce VMware NSX'in komponentlerini, NSX gerçekten nerelere hitap ediyor bunu anlamak, daha sonra da bunlarla ilgili katmanların tüm detaylarını işleyip ardından uygulama olarak bu katmanları hayata geçireceğiz. Önce NSX'i doğru anlamak, daha sonra da bunları hayata geçirmekten yer alıyor. Şimdi bu video içerisinde sizlere VMware NSX'in komponentlerinden bahsediyor olacağım. Öncelikle VMware'in buradaki vizyonundan veya misyonundan daha doğrusu bahsedeyim. NS-X demek sakıncalı olmaz. Ne demek? 2011 yılının sonlarına doğru diye hatırlıyorum. VMware Nisira Networks diye bir ürünü satın alarak ismini VMware NSX olarak değiştirdi ürünü. Network Security X demek burada. Network Sec diyelim X. Buradaki X'ten kastımız switch, router, firewall, load balancer, VPN, layer 2 ve layer 3 demek yanlış olmaz ve NAT servisi. Yani gördüğünüz gibi network üzerinde kullanılan tüm komponentleri adresleyen X kıstası veya X harfi bize burada çok fazla yenilikten bahsediyor olacak. Bu detayı verdikten sonra gelelim VMware NSX'in komponentlerine. VMware NSX 3 farklı fonksiyon plane'inden yer alıyor. Yani management, data ve control plane. Bu 3 control plane'inden ya da özür dilerim bu 3 plane'inden bahsederken her birinin farklı farklı amaçları var ve bu 3 plane sayesinde fiziksel katmandan en üste kadar işin software kısmındaki ekran görüntüsüne gelene kadar olan katmanlar veya kısımların detayları bu 3 katmanda yer alıyor. Management plane'ini platform management, control plane'ini trafik kontrol, data plane'ini de servis delivery olarak başka kaynaklarda da anlamlandırmak veya açıklamak mümkün. Gelelim bu 3 katmanın detayına. Genel şablona baktığımızda fiziksel networklerle olan etkileşimi sağlayabilmek için biz VMware'i NSX ürününü sanal makinelerimizin tamamına yaygınlaştırıp sanal makinelerimizin tamamını NSX'e entegre edip dış dünyayla yani fiziksel switch'imize, fiziksel network'ümüze bağlantılı olan tüm IP tabanlı, MAC tabanlı, protokol tabanlı, güvenlik tabanlı tüm iletişimi NSX üzerinden sağlıyor olacağız. Fiziksel network'lü olan bağlantılarımıza dahi. Geliyorum data plane'den başlayalım. En alttan en yukarı doğru. Neyimiz var burada? Distributed switch'imiz var. Niçin distributed switch? Bu tarz ortamlarda VMware ESXi sunucu sanallaştırma platformu üzerinde iki tipte switch var. Detaylarına geleceğiz ilerleyen zamanlarda. VSS ve VDS diye. VSS Virtual Standard Switch, diğeri Virtual Distributed Switch. Distributed Switch'in yetenekleri ancak hypervisor seviyesinde sanallaştırmaya el veriyor bu modülde VXAN, router ve firewall servislerini ve edge service gateway'leri. Dolayısıyla bir takım güvenlik tedbirlerinin de detaylarını VDS'e sağlayabildiğimiz için Distributed Switch ya da VDS yapılandırmak zorundayız. Bir üst katmanda Control Plane, burada NSX Controller yer alıyor. Bunların hepsini biz tek tek kuracağız tabi. NSX Controller, Logical Router Control VM ile birlikte çalışıyor. Ayrı ayrı servisler aslında yani. NSX Controller, Data Plane ile Control Plane'i iletişimini sağlıyor.
aynı zamanda management plane'e bu servislerin aktarılmasını ve yönetilmesini iştirak ediyor. Ve en önemli görevi bu iki katman arasında, yani management plane'e ve data plane arasında bir köprü vazifesi görüyor. Sebebi, güvenlik anlamında bu iki katmanın birbiriyle olan iletişimini SSL sağlaması. User World Agent, Message Bus Agent ve NSX Edge Service Gateway servisleri de bu üç katman arasında kademeli olarak iletişimi servis tabanlı, API tabanlı olarak iletişimi daim kılmak için varlar. Yani bu agentların başına bir iş geldiği takdirde bu üç katman arasındaki iletişimden faydalanamayacağız. Dolayısıyla bu platformu yönetemiyor veya detaylarına müdahale edemiyor olacağız. Bunların hepsini sağladıktan sonra management plane'i bir de consumption model denilen tarafta hibrit veya public cloud servisleriyle entegrasyonu var. Bu çok çok sonralara gelecek bir konu ama zaman zaman ufak detaylardan bahsedeceğim. Gelelim data plane komponentini açıklamaya. Aşağıdan control plane ve management plane olarak sırayla gideceğiz. Data plane komponentlerimiz neler? Önce bizim bu işi yapmak için en az 2 tane ESXi sunucumuza, fiziksel sunucuya ihtiyacımız var. Bu sunucuların her birine birer tane ESXi 5.5 kurmak durumundayız versiyon olarak. Daha altı için NSX platformu destek vermiyor maalesef. VMware NSX vSwitch'imiz var. Yani yapılandıracağız. Neleri barındırıyor? Ön gereksinimiz bir VDS, yani Virtual Distributed Switch. Ardından VXAN, Logical Router ve Firewall. Bu servislerin üçü de, yani bunlar aslında fiziksel switchlerimizin, router'ımızın ve firewall'umuzun sanaldaki direkt karşılığı diyebiliriz. Yanlış olmaz. Hypervisor kernel seviyesinde çalışan vSphere client'larla da VIP yamaları ve servisleriyle birlikte konuşabilen servisler. Access level, yani switch erişimi, IP tabanlı ve MAC tabanlı iletişimi hem sağlamak hem de kısıtlamak veya kontrol altında tutmak için bu üç tane servisten faydalanacağız. Bunu data plane komponent olarak açıklıyoruz. Yani ESXi sunucuları içinde bu yeteneklerin kazandırılması genel anlamda data plane'i oluşturuyor. Data plane komponentlerinde az evvel açıkladım gerçi ama iki tane sanal makinenin farklı IP subnetinde olan sanal makinelerin bir sanal router üzerinden iletişim kurması gerekiyor. Neden? İki farklı IP subneti, IP networkleri farklı olduğu için arada bir router'a ihtiyaç duyacaklar iletişim kurmak için. IP tabanlı bu iletişimi sağlamak için router'a ihtiyacımız var. Burada da Logical Router'umuzla bu işi yapacağız. Logical Router'u kurduğumuz, yönettiğimiz veya silmek istediğimiz zaman aslında biz data plane komponentlerine veya data plane'in kendisine dolaylı yoldan bazı servislerine müdahale etmiş oluruz. Data plane diğer komponenti olan switch'ten, router'dan bahsettik. Firewall'dan bahsedelim. Firewall servisiyle birlikte Distributed Firewall, Edge Firewall gibi iki temel ayrıma gitmek durumundayız. Distributed Firewall, her VM'in bir adet sanal makinesi, daha doğrusu her sanal makinenin bir adet sanal makinesiyle birlikte sanal firewall olacak. Bu, her sanal makinenin Ethernet kartına yapışmış bir adet firewall olarak düşünebilirsiniz. Layer 2'den Layer 4'e OSI referans modelinde hizmet veren, güvenliğini veya güvenli iletişimi sağlamak için kullanılıyor. Edge Firewall, data komponentleri içinde yer alan tüm bu komponentlerin tamamı dış dünyaya çıkmak istediğinde, yani fiziksel network'ünüze olan bağlantıdan dışarıya çıkmak istediğinde ESXi sunucunun komple fiziksel bu sunucunun içindeki tüm komponentlerin güvenliğini sağlamak için var. Diğeri sanal makineler arasındaki iletişimi güvenli kılmak için, yani Distributed Firewall, Edge Firewall ya da Edge Firewalling, fiziksel sunucunuzun dış dünyaya çıkan olan iletişimi güvenli kılmak için var. Yani ne zaman ESXi sunucunuzun fiziksel kartı switch'e bir istekte bulunursa ve fiziksel switch'inizden router'ınıza ve firewall'ınıza bu query, bu istekler bütünü gitmeye devam ederse, o andan itibaren artık Edge Firewall hizmeti devreye giriyor. Ve firewall'dan bu kadar bahsetmişken, doğal olarak Next Generation Firewall'ların yaptığı spoof card, IP ve MAC tabanlı birçok tanımlamayı da burada sağlamak mümkün. Bu hizmetler detayını ya da firewalling detayını anlatırken Layer 2 ve Layer 4 olduğunu, yani NSX'in Layer 2, Layer 3 ve Layer 4 seviyesinde hizmet verdiğini Distributed Firewall olarak unutmamakta fayda var. Çünkü Layer 5, 6 ve 7 katmanlarında
VMware NSX Distributed Firewall, Edge Firewall özelliği direkt olarak size 5, 6 ve 7. katmanlarda hizmet vermeyecek. Bunun için third party güvenlik üreticileri olarak bize göre third party birçok üreticiden entegrasyonla ilgili sanal destek almak durumundayız. İşte Palo Alto'dan, Fortinet firmasından, başta bu iki firewall üreticisiyle entegrasyon mümkün olduğu için söylüyorum. Diğerlerinde de var tabii ki de entegrasyon. Antivirüs, anti-malware, Layer 7 firewalling, host IPS, IDS seviyesinde, host ve network base seviyede, dosya entegrasyonu ya da dosya integrity ile, doğruluğuyla, doğrulanmasıyla alakalı, guest operating sistemde, guest VM'lerde karşılaşılabilecek zafiyetlerin yönetimiyle alakalı, tüm Layer 7 ya da Next Generation Firewall trendleriyle alakalı tüm konuları diğer üretici ürünleriyle entegre ettiğimiz zaman sağlayabiliriz. Aman dikkat! Buranın doğru anlaşılmış olması gerekiyor. Data plane komponentleri, kuzey-güney trafiği ne? Devam edelim. Yani fiziksel ESXi sunucumuz içerisindeki AVM ile BVM iletişimi kurarsa bu trafik tipi doğu-batı trafiği oluyor. Çünkü hiçbir şekilde fiziksel Ethernet kartından sunucunun dışarıya çıkmıyor bu istek. Doğrudan içinde backplane'de konuşuyorlar. Ne zaman ki dışarıya external trafik query yollanmak istendiğinde, yani A VM'i dış dünyadaki fiziksel switch'imize bağlı olan A bilgisayarına ya da B bilgisayarına VLAN 20'ye üye olan bir bilgisayar iletişim kurmak isterse, işte o zaman kuzey-güney iletişim oluyor. Burada da kuzey-güney, yani sanaldan fiziksele, yani V2P komünikasyonu, yani virtual'dan fiziksele komünikasyon sağlanmak istenirse, işte bu özelliği NSX Edge Service Gateway sağlıyor. Kesinlikle önemli ve bilinmesi gereken detaylardan bir tanesi daha. Edge Service Gateway aynı zamanda load balancing için de aynı hizmetleri ve detayları barındırıyor. Inline ve proxy mod olmak üzere iki tipte çalışıyor logical load balancing. Yine Layer 2'den Layer 4'e kadar NSX bunu sağlıyor. Layer 4'ten sonrasındaki tüm load balancing operasyonları için protokol anlamında, hizmet anlamında bahsediyorum. Yine third party başka üreticilerle entegrasyon, yani F5 ve Citrix'e burada bir entegrasyon söz konusu olması gerekiyor. Çünkü next generation trendleri direkt olarak barındırmıyor VMware NSX ürünü. Yine firewalling'e en son bir dokunalım burada. PCI DSS, PCI Zone, multi-tenant donanımların ya da yazılımların barındırılması Edge Firewalling servisiyle mümkün. Yani fiziksel sunucudan ne zaman kuzey-güney trafiği dışarıya aktarılmak istendiğinde Edge Firewall servisi devreye giriyor. Edge Firewalling yapabilmesi için de NSX Edge Service Gateway'nin önce yapılandırılmış, daha sonra Edge Firewall servisinden istifade edilmiş olması gerekiyor. Management Plane komponentlerine şöyle baktığım zaman, Management Plane'inde vCenter Server'ım var. Bu tüm ESXi sunucuların bağlı olduğu ve yönetildiği tek bir web arayüzü ya da platform gibi düşünün. NSX Manager'ımız var. NSX Manager'da bu komponentlerin, NSX komponentlerinin tamamının register edildiği ve temel detaylarının, ayarlarının yapıldığı yer. Çok fazla detay arayüzüne barındırmıyor. Ama tüm detaylar aslında bu işletim sisteminin ya da OWA'nın içinde barınıyor. Bu iki management plane ürününü dış dünyadan cloud based yönetmek mümkün. Third party üreticilerle de Whisper API veya NSX REST API'ların her ikisinde paylaştığınız ve konuşturabildiğiniz takdirde third party üreticiler veya VMware'in vCloud Air Cloud Management platformundaki ürünüyle de yönetmeniz mümkün. Neleri yönetiyoruz management plane'deki bu ürünler sayesinde? Logical Switch, Logical Router ve Distributed Firewall özelliklerini. Management Plane komponentlerine bu entegrasyonu sağladık. Pluginler ve API'ler sayesinde third party management konsollarının tamamı NSX Manager sayesinde entegrasyon sağlanıyor. Daha sonra işte ilgili üreticinin ürünüyle de Layer 5, 6 ve 7 seviyesinde de kurallar veya uygulamalar bütünü ekranda gördüğünüz üreticilerin kendi web arayüzünden de sağlamak veya ayarlarına müdahale etmek mümkün. Bunların tamamının ilk öncelikle entegrasyonu önce NSX Manager ile yapılıyor third party ürünler. Daha sonra vCenter Server açılıp
NSX Network and Security başlığı altında detaylarına müdahale ediliyor. Management Plane komponenti olarak Network and Security başlığının bir temel görünümü. Gördüğünüz gibi Logical Switch, Edge Service, Firewall her biri için birer tane sekme mevcut. Bu detaylar bu başlıklardan yapılandırılacak. NSX arayüzü aslında genel anlamda bu diyebiliriz. Basit anlamda da diyebiliriz daha doğrusu. Basit olması önemli burada. Çok fazla detay barındırıyor çünkü ürün. Control Plane komponentleriyle devam edelim yine hayatımıza. Controller, Cluster'lar burada minimum 3 tane Controller, NSX Controller kurmak gerekiyor. User World Agent sayesinde Control Plane hem Data Plane'le hem Management Plane'le iletişimimizi sağlayan Agent. Control Plane'i kurduktan sonra en az 3 tane Controller'umuz var. Bu Controller hem Router'la hem Switch'le, yani hem Switching hem Routing operasyonları için gerekli olan, güvenli iletişim için gerekli olan altyapıyı ve köprü vazifesini gören sağlayıcılar gibi düşünün. Control Plane komponentlerinde amaç bu Control Plane'le önce Management Plane'i konuştuk. Şimdi Data Plane'de bir alta indik. Data Plane'deki cihazlarla fiziksel cihazın içindeki VM'lerin iletişimi için var. User World Agent sayesinde bu iletişim Data Plane ile Control Plane arasında gerçekleşiyor. Şimdi NSX'i deploy ederken önce vCenter Server'a NSX Manager'ı ikisini birbirine entegre etmek, register etmek gerekiyor. Daha sonra NSX Manager'ı devamında vCenter altındaki tüm ESX sunuculara iletişim kurması ve NSX'i yapılandırmak için NSX Controller'ı kurmamız gerekiyor. NSX Controller sayesinde Management Plane'deki NSX Manager ve Data Plane'deki ESXi sunucularımız güvenli bir şekilde iletişime geçiyor. SSL protokolü sayesinde. Bu aradaki güvenli iletişimi de User World Agent ile her iki katman arasında da servis veya agent anlamında sağlıyoruz. Control Plane'in Data Plane'den gelen tüm istekleri Management Plane'e aktarması ve Management Plane'in dış dünyadan aldığı istekleri Data Plane'e aktarması için Edge Service Gateway'den istifade ediyoruz. Genel manzara bu. 3 katmanını da detaylıca açıkladık ve neler yapılabileceğinden, nelere sahip olduğundan bahsettik. Ve NSX ürünün ne olduğundan, nerelere hitap ettiğinden bahsettik. Bundan sonraki uygulamada veya detaylarında video detaylarında sizlere WhisPair switch tiplerinden bahsediyor olacağız. Çünkü çok önemli bizim için. Bu switch tiplerinin neye hitap ettiği ve standart ve distribütlü switch arasındaki farklılıkları öğrenmek adına. Umarım faydalı olmuştur. İyi seyirler dilerim.